Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte çok güzel konulara değineceğiz. Bilgisayar hızlandırma ve FPS artırma yöntemlerinden bahsedeceğim. Ve en güzeli ise söyleyeceğim taktiklerde bilgisayarı hiçbir yazılım, program kurmadan sadece ayarlar ile değişiklik yaparak hızınızı artırabilirsiniz. Yapacağımız işlemlerden sonra gözle görülür bir hız artışını fark edeceksinizdir zaten. Bu videoda yapacağım şeyler bilgisayarınızı en az 10 kat hızlandıracaktır. Ve bu videoda söyleyeceğim bilgileri dışarıda bulamazsınız. Çok değerli bilgileri sizlere bugün detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden videoyu çok dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Neyse çok uzattık. Videomuza başlıyoruz. İlk önce yapmamız gereken yöntem arkadaşlar şu şekilde. Windows ve R tuşuna aynı anda basıyoruz. Önümüze çalıştır diye bir pencere geldi. Bu pencereye temp yazıyoruz ve tamama basıyoruz. Burada önümüze bir sürü geçici dosya geldi. Bunların hepsini seçip siliyoruz. Korkmanıza gerek yok çünkü bu bilgisayarınızdaki uygulamaların ön bellek dosyalarının depolandığı yerdir. Aynı zamanda gereksiz ve geçici dosyaların da depolandığı alandır. Bu işlem bilgisayarınıza ileri düzeyde rahatlık sağlayacaktır. İkinci yönteme geçiyoruz. Şimdi ilk olarak şu alttaki ara çubuğuna görev yöneticisi yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Burada görev yöneticisine girdi arkadaşlar. Şimdi ardından burada başlangıç uygulamalarını görüyoruz. Şurada yazıyı gördük. Buna bir kere tıklıyoruz ve buradan e, devre dışı bırakılan ve etkinleştirilen uygulamaları görüyoruz. Başlangıç uygulamalarına girdikten sonra burada kullanmadığınız uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Mesela burada etkinleştirilen bu uygulama var. Buna sağ tık yapıp devre dışı bıraka basıyorum ve devre dışı bırakılıyor artık bu uygulama. Hem de yapacağımız işlem bilgisayarınızın açılış hızını etkileyecektir. Devre dışı bıraktığımız uygulama bilgisayar açılır açılmaz aktif hale gelmeyecek. Arka planda çalışmadığı için de bilgisayarda hızlanma olacaktır. Bir diğer yöntemimiz ise disk temizleme. En kolay yapılabilecek şey de bu aslında. Hemen alttaki satıra yeniden Disk temizleme yazıyoruz. Zaten çıktı burada. Disk temizlemeye bir kere tıklıyoruz. Buradan i, tüm dosyaları seçiyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı indiriyorum. Tüm dosyaları seçtim ve tamam'a basıyorum. Bu dosyaları kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diye bir i, karşımıza uyarı cümlesi çıkıyor. Biz buradan dosyaları sile tıklıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi 1-2 dakika içinde tüm dosyaları diskteki dosyaları siliyor Evet şu anda sildi yaklaşık 10 saniye 15 saniye sürdü çok kısa bir süre içerisinde temizleyebiliyor Bu gayet normal bir işlemdir buna zaten Windows da izin veriyor zaten adından da anlaşılacağı üzere bu bilgisayarımızın diskini temizliyor diskin içindeki gereksiz dosyaları verileri siliyor ve bilgisayarı rahatlık sağlıyor otomatikmen bilgisayar rahat olunca da hızlı bir şekilde çalışabiliyor dördüncü yöntemimiz ise güç tüketim ayarı bunu hemen yine alttaki satırdan yapıyoruz. Buraya güç planı seçin yazıyoruz ve buna bir kere tıklıyoruz. Burada hemen yanda güç planı oluştur yazısı çıkıyor. Buna bir kere basıyoruz ve buradan normalde orijinal olarak dengeli önerilen plan seçilmiş oluyor. Biz eğer yüksek FPS ve bilgisayarda hızlanma istiyorsak aşağıdan yüksek performans seçeneğine tıklayıp sonrakine basıyoruz oradan oluştura basıyoruz ve artık bilgisayarımız tam performans bir şekilde çalışmaya hazırdır. Bu arada bilgisayar daha fazla enerji tüketecektir ama bilgisayarımızın daha performanslı çalışmasına olanak da sağlayacaktır. Hele ki oyunlarda hız artışını çok iyi bir şekilde fark edeceksinizdir. Beşinci ve son yöntemimiz gerçekten çok ama çok işe yarayan bir yöntemdir. Hemen şimdi nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şimdi buradan yine aşağıdan şuraya gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle yazıyoruz ve buna tıklıyoruz bir kere. Buradan performans olan kutucukta ayarlar yazıyor. Ayarları bir kere tıklıyoruz ve buradan yine orijinal olan şey de bu seçili. Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin yazıyor. Ama biz bunu seçmeyeceğiz. Bilgisayarda bir hızlanma istiyorsak buradan en iyi performans için ayarları tıklıyoruz. Ve buradan tamama bastığımızda hemen çok kolay bir şekilde ayarlanmış oluyor. Bu işlemde bilgisayarımızın gereksiz animasyonlarından kurtulmanızı olanak sağlıyor. Yani mesela bir Google'a girdiğimizde, Opera'ya girdiğimizde şöyle bir iki saniyeli küçük açılış ekranları oluyor. Bu işlem yaptıktan sonra o açılış ekranlarını kapatıyor ve direkt uygulamaya giriyor bu işlemde bilgisayarınızın gerçekten hızlı bir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor ve bilgisayarınız gerçekten oldukça hızlı çalışıyor. Bunu da zaten bu işlemi yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde fark edeceksinizdir. Aslında şimdi söyleyeceğim yöntemi yöntem olarak kabul etmek doğru değil. Çünkü çok küçük bir taktik. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza bir adet oyun modu özelliği bulunuyor. Bu oyun modu özelliğini kesinlikle aktif etmeniz gerekiyor. Gerçekten çok işe yarayan bir özellik. Bilgisayarınızda oyun oynarken arka planda çalışan uygulamaları kısıtlıyor ve bilgisayarımızda oyunlarda özellikle FPS artışlarına gerçekten çok önemli ölçüde katkı sağlıyor. Oyun oynarken FPS'inizi artırmak istiyorsanız lütfen bu oyun modunu açmayı unutmayın. Küçük bir özellik ama gerçekten büyük işlevlere sahip. Şimdi gelin nasıl oyun modu açılıyor sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar yapacağımız işlemler, yöntemler bu kadardı. Eğer sizin bilgisayarınızda da FPS artışı veya hızlanma olmadıysa yorumlar yazmayı unutmayın. Yorumları tek tek cevaplayacağım. Sıkıntınıza çözüm olacağım arkadaşlar. Veya kişisel olarak da soru sormak istiyorsanız açıklamaya koyduğum linkten Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Oradan da DM'den bana yazabilirsiniz. Oradan da cevaplarım. Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.